Şehrimizin silüetini oluşturan yapılardandır eski gar binası. Zamanında önüne trenler yanaşırdı. İçinde ve dışında bekleşen yolcular, kıtalarına gidecek askerler, trenle gönderilecek istiflenmiş yükler etrafında eksik olmazdı. Şehrin en hareketli bölgeleri buralardı. İçinde bulunduğumuz gar binası 1900'lü yıllarda İzmir kasaba temdidi tren yolu hattının bir uzantısı olarak Bandırma'ya inşa edilmiştir. 1911 yılında bu hat İzmir'den Bandırma'ya kadar getirilince önce aşağı istasyonda bir yer yapılmış. Fakat İskele'den gemiyle gelen yolcuların aşağı istasyona takriben 600 metrelik bir yolu, hele kış aylarında ellerinde valizleriyle, eşyalarıyla gitmesi çok zor olduğundan Bandırma halkı tarafından bu konunun acilen halledilmesi, Bandırma'ya yapılacak bir gar binasının Bandırma'ya yakın bir yere, bu İskele binasına yakın bir yere yapılması istenmiş. Belediye de bunu çok istemiş. Halkın bu talebi, belediyenin isteği şirkete iletilince şirket önce buna karşı çıkmış. Fakat daha sonra halkın bu işi çok arzu etmesi ve bastırması üzerine gerekli bütün harcamaların Bandırma Belediyesi'nin karşılaması şartıyla gar otelin yanına, hükümet konağının yanına, gar oteli o zaman yapılmamıştı, Osmanlı hükümet konağının yanına bir gar binası yapılması Fransız şirketi tarafından inşaatına başlanmış ve bütün harcamalarını yaklaşık 22 bin lira Bandırma Belediyesi'nin karşılamasıyla bu bina Bandırma halkına kazandırılmıştır. Bu arada şirket bu işlemi yaparken Bandırma Belediyesi'nden de bir takım talepler olmuş. Denize yapılacak rıhtımın ve de Devlet Demiryolları'nın emtia bölümünün Bandırma Belediyesi tarafından karşılanması için şart koşulmuştur. Belediyenin bunu kabul etmesi üzerine hem Devlet Demiryolları'nın emtia ambarı ve de bu bina 1912 yılında inşa edilerek Bandırma halkının hizmetine sunulmuştur. Burada o kadar çok yaşanmışlık var ki, eski Bandırmalı olup da burayla ilgili anısı olmayan yoktur herhalde. Kara trenler gar binasının önüne kadar dumanlar çıkararak gelecek de şehrin insanları bu hayattan bir haber olacak. Ne mümkün? Tarihi tren istasyonunda aklımıza ne geldi? Çocukluğumuz geldi. Bandırma'da doğan çocuklar içerisinde şöyle şansımız vardı benim. Dere Mahallesi tren istasyonu yakındı. Ne yapardık? Deniz yakın, iskelede ya balık tutardık ya trende gelen yolcu treni bekler. Onunla aşağı istasyona giderdik veyahut da oradan gelirdik. Trenin geleceği saatini bildiğimiz için tren raylarında oynaya aşağı istasyona giderdik. Sabahattin Bey'in anlattığı gibi Bandırma'nın ilk yolcu istasyonu aşağıdaydı. Aşağı istasyon dediğimiz mevkideydi. Tren geldiği zaman birkaç dakika orada beklerdi, makas değiştirmek için. Biz de o sırada trene binerdik. Tabii binme diyen yok. Tren gidecek. En sonunda nereye gidecek? İşte bulunduğumuz tren istasyonunun yanına gidecek. Biz de oradan buraya kadar trenle seyahat ederdik. Zevki bambaşkaydı tabii. Onun için tren yolculuğunu çok severdim. Gar binası sonraki yıllarda trenin daha geri çekilmesiyle işlevsiz hale geldi ve başka amaçlarla kullanılmaya başlandı. Kütüphane de oldu, restoran da. Şimdilerde kafeterya olarak kullanılıyor. Büyüklerimin anlattığı gibi 1912'de yapımı biten ve faaliyete geçen Bandırma Gar Binası 1952 yılında Bandırma Çelik Spor Kulübü'ne lokal olarak işletilmesi adına kiralanmış. Bu tarihten bu tarihe kadar burası hepimizin bildiği gibi Bandırma'nın nezih restoranlarından biriydi. Geçtiğimiz sene 2019 Mayıs ayında yönetim olarak biraz binanın artık eskidiği ve tahrip olduğunu farkına vardık ve tadilat yapılma kararı alındı. Anıtlar Kurumu'ndan izin alındıktan sonra tadilatımız bitti ve geçen sene Mayıs ayında tekrar Çelik Spor bünyesinde kafe olarak hizmete vermeye devam etti. Güzel olduğunu düşünüyoruz. Çok güzel oldu, nezih oldu. Burası zaten çok eski ve tarihi bir mekan. Halen Çelik Spor Kulübü bünyesinde ve tabii burası malum gar olduğu için ve çok tarihi olduğu için de tadilattan sonra Çelik Spor Kulübü yönetimi olarak Gar Kafe ismini vermeye karar verdik. Gar Kafe olarak hizmete devam ediyoruz. Binanın içi
hala buram buram nostalji kokuyor. Zamanda kullanılan eşyalar bizlere o günleri anlatıyor, hatta yaşatıyor. Bu binalar göz önünde olduğu için her ne kadar insanların yeterince dikkatini çekmiyorlarsa da gören gözle bakanlar onları görünce bir dost görmüş gibi seviniyorlar. Çünkü onlar dünün izlerini bize sundular, yaşattılar. Bizden sonra da yaşatmaya devam edecekler.